Herkese merhaba. Bugün F-22 Raptor muharebe uçağından bahsedeceğiz. Uçak hakkında küçük bir giriş yapacak olursak, F-22 Raptor, gizlilik, süper seyir, manevra kabiliyeti ve entegre aviyoniklerin birleşimidir. Geliştirilmiş desteklenebilirlik ile birleştiğinde, savaşla mücadele yeteneklerinde üstel bir sıçramayı temsil eden Raptor, hem havadan havaya hem de havadan yere misyonları gerçekleştirerek 21. yüzyıl hava kuvvetleri için muhteşem bir avantaj sağlıyor. F-22 Raptor uçağıyla ilgili her şeyi anlatmadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok destek olursunuz. İyi seyirler. F-22 Raptor, ABD'nin en gelişmiş ve en üst düzey avcı uçağıdır. F-22'nin geliştirilmesi ve üretimi, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki tehditlere yanıt olarak şekillenmiştir. F-22'nin tasarımına karar verilmesinde, Sovyetler Birliği'nin önceki nesil avcı uçaklarını aşan bir yeteneklere sahip olma ihtiyacı ön plandaydı. F-22'nin özellikle Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplere karşı üstünlük sağlama amacı vardı. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, ABD'nin savunma stratejisi de değişti ve daha fazla vurgu, yüksek teknoloji ve çok yönlü yeteneklere sahip avcı uçaklarına kaydı. F-22'nin tasarımı ve üretimi 1980'lerin sonlarına ve 1990'ların başlarına dayanmaktadır. Uçak, gelişmiş aviyonik sistemlere, yüksek manevra kabiliyetine, düşük radar kesitine, yüksek hız ve diğer birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler, F-22'nin hava üstünlüğü görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlar. 1980'lerin başlarında Sovyetler Birliği, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-15 Eagle ve F-16 Fighting Falcon'larına karşı koymak için zaten iki savaş uçağı geliştirmişti. Bu, ABD Hava Kuvvetleri'nin yalnızca Sovyetlerin Su-27 Flanker ve MiG-29'uz Fulcrum'larına karşı koymakla kalmayıp, aynı zamanda yeni nesil düşman savaşçılarıyla da mücadele edebilecek bir savaş sistemine ihtiyaç duymasına neden oldu. Hava kuvvetlerinin sonuçta ortaya çıkardığı şey, dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen, son teknolojiye sahip bir hava platformuydu. Son derece ölümcül ve sofistike olan F-22, savunma endüstrisi devleri Boeing ve Lockheed Martin arasındaki bir ortak girişimden beklenebilecek bir şeydi. Art yakıcılar olmadan 1.8 maçlık bir süper seyir hızına, 2 maçlık maksimum hıza, 600 deniz mili savaş yarıçapına ve 8 saatlik bir kalış süresine sahipti. Dahası F-22, kısmen çeşitli silah cephaneliğini 3 dahili bölmede barındırması sayesinde inanılmaz derecede gizliydi. Dışarıdan monte edilen silahlar radar yansımasına katkıda bulunduğundan, iç bölmeler F-22'nin ağır yük taşımak için gizliliğinden hiçbir ödün vermediği anlamına gelir. Gelişmiş elektronik harp sistemi ve entegre aviyonikler, pilotların havadan havaya füzelerini, havadan yere füzelerini ve bombalarını hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanıdı. F-22'nin belki de en inanılmaz özelliği, onu it dalaşında son derece çevik kılan itme vektörleme sistemidir. İkiz motorlarındaki nozullar, uçak neredeyse fiziğe meydan okuyan manevralar gerçekleştirmek üzere hareket ederken, uçağın 70 bin poundluk itme kuvvetini farklı bir yöne kaydırabiliyor. Düşük gözlemlenebilir teknolojilerdeki ilerlemeler, havadan havaya ve yüzeyden havaya tehditlere karşı önemli ölçüde geliştirilmiş hayatta kalma ve öldürücülük sağlar. F-22, gizliliği gün yüzüne çıkararak yalnızca kendisini değil, diğer varlıkları da korumasına olanak tanır. Peki ABD F-22 üretimini neden durdurdu? Amerika Birleşik Devletleri hayalet uçak teknolojisinde uzun süredir tartışmasız lider konumundaydı ve F-22 2005 yılında hizmete girdiğinde bu statüsünü korumaya kararlıydı. Bu nedenle Raptor yabancı ülkelere satılmak veya ödünç verilmek üzere tasarlanmamıştı. ABD'nin müttefikleri bile bir noktada Savunma Bakanlığı ihraç edilebilir bir versiyon talep etti. Ancak Kongre buna izin vermedi. Raptor'un, ABD'nin 5. nesil bir hava üstünlüğü savaş uçağının hizmetlerini asla gerektirebilecek herhangi bir şeyi uçurmayacak bir düşmana karşı iki asimetrik savaşla mücadele ettiği sırada hizmete girdiğini de belirtmek önemlidir.
F-22'yi satmak bir seçenek olmadığından, Savunma Bakanlığı'nın sipariş ettiği 750 ünite için pek öngörülebilir bir kullanımı yoktu. Böylece 2009 yılında bu sayı 186'ya düşürüldü. Bu arada Savunma Bakanlığı, odağını birden fazla rol için geliştirilen en son 5. nesil savaş uçağı F-35'e kaydırmaya başladı. Bu roller arasında istihbarat, gözetleme ve keşif, ihsar varlığı ve savaş yöneticisi olarak hareket etmenin yanı sıra havadan havaya muharebe, havadan yere destek ve elektronik savaş operasyonları yürütmek yer alıyordu. Lockheed, F-22'yi inşa etmek için kullanılan altyapının çoğunu F-35'i üretmek için yeniden tasarladı. Bu, F-22 üretiminin yeniden başlatılmasının hali hazırda yaşlanan bir uçak gövdesi için aşırı pahalı bir girişim olacağı anlamına geliyor. Ancak F-22'nin üretimi durmuş olsa da, hala hava kuvvetlerinin operasyonel filosunun bir parçası ve Kongre resmen emekliliğini onaylayana kadar hizmette kalacak. Sizce F-22 Raptor'ı savaşlarda hiç gördük mü? Raptors, Suriye'de çok sayıda kara hedefine saldırı düzenledi, ancak zamanla rolleri daha az gizli savaşçıları korumaya odaklandı. Gözlem altındaki bir keskin nişancı gibi F-22, dost uçakları düşman savaş uçaklarına ve karadan havaya füzelere karşı korumak için olağanüstü gizliliğine ve gelişmiş sensörlerine güveniyordu. Belki de F-22'nin karşı savaşa en önemli katkısı Suriye semalarında temsil ettiği tehditti. 2018'de F-22'lerin savaş dalgası Suriye hava sahasına girme cesaretini gösterdi ve Suriye, İran ve Rus saldırı uçaklarını geri çekilmeye zorladı. Bu sırada ABD birlikleri, düşman hava savunmasının en güçlü olduğu bölgelerde bile operasyonel kaldı. Havadan havaya, muharebede F-22'nin kusursuz bir rekoru var. Ancak savaş uçaklarına karşı değil. Şubat 2023'teki iki ayrı olayda Raptors, Güney Carolina kıyılarında bir Çin Kasus balonunun yanı sıra Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi düşürdü. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın.